Alzheimer hastalığı bizim en sık gördüğümüz demans türüdür. Bunun için sanki ayrı bir şeymiş gibi duyuyorsunuz. Halbuki demans dediğinizde bu içerisinde Alzheimer hastalığını da kapsıyor ama demansın birçok farklı nedeni de var. Alzheimer hastalığı bizim en sık gördüğümüz demans türüdür. Peki biz demansları neye göre sınıflıyoruz? Demansın türüne göre beyin hücre ölümü farklı farklı alanlardan başlıyor ve Genellikle başladığı alana göre isimlendiriliyor ya da başladığı alanın e, fonksiyon kaybına göre isimlendiriliyor. Yani beynin her alanının fonksiyonu başka biliyorsunuz. E, Demansın farklı türleri farklı alanlardan başlayabiliyor. Halbuki Alzheimer önce bellek alanlarından başlar. Bu yüzden başka başka şekillerde ortaya çıkabiliyorlar. Halbuki Alzheimer hastalığı İlk olarak genellikle unutkanlık ve bellek problemleriyle çıkar. Ama diğer tür demanslar daha farklı kişilik bozuklukları olabilir. Kişilik bozukluğu demeyeyim. Kişilik değişiklikleri olabilir ya da başka davranışsal bulgular olabilir. Bunun gibi başka başka bulgularla ortaya çıkarlar. Bu yüzden Alzheimer hastalığını tanımak genellikle daha kolayken diğer tür demansları tanımak daha zordur. Bu hastalar yıllarca psikiyatriye giderler, depresyon denir, anksiyete denir, paranoid bozukluk denir, her şey denir bir demans denmez. Hasta ilerle ilerle ilerler daha sonra bunun demans olduğu anlaşılır. Yani diğer tür demanslar, Alzheimer hastalığı dışı tür demansların tanınması çok zordur arkadaşlar. Peki. Ee, Alzheimer hastalığında şimdi nedir? Pardon Siri açılıyor ara ara. Pardon. Evet. <laughs> Sesi geliyor mu size? <laughs> Pardon. Evet. Alzheimer hastalığında hücre ölümü önce bellek alanlarından başlıyor. Tekrar özür diliyorum şunu kapatmaya çalışıyorum. Becerim. Önce bellek alanlarından başlıyor. Bellek alanlarından başlayınca ilk olarak biz ne görüyoruz? İlk olarak unutkanlık görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu konu çok önemli çünkü çok karıştırılıyor. Alzheimer hastalığı öncelikli olarak bellek fonksiyonlarımızı yitirdiğimiz demansürdür ve toplumda en sık görülen demansür ortalama 60-70 arasında değişir. Ee, bazı tür demanslar mixtir yani birkaç demans türünün karışımıyla meydana gelir. Evet, bakın bu şekil önemli. Buna iyi bakın. Bu benim bir önceki kitabımda da var. Demansları anlatırken çok kullandığım bir şekil bu benim. Demansı büyük bir şemsiye gibi düşünün. Altında bir sürü başka türü var. Alzheimer en büyük yazılı yazılanı, en sık görüleni. Frontotemporal demans, beynin ön ve yan bölgelerinin öncelikli tutulduğu daha zorlu bir demans çeşidi. Lövücüsümcük bir demans var, burada yazmamışız. Daha bir sürü çeşidi var çünkü. Vasküler demans var, damar sal tutulumla başlayan. Birkaç demansın karışımı var vesaire. Şimdi burada şunu söyleyeceğim öncelikle. Doktora gittiğiniz zaman sizin hastanıza demans teşhisi konulduğunda, demans denildiğinde eksik teşhis almış oluyorsunuz. Bunu lütfen bilin. Hangi doktora gidiyorsanız gidin bunu bilerek karşınızdaki doktora lütfen şu soruyu sorun. Demans ama acaba benim hastam hangi demans? Alzheimer hastası mı benim hastam yoksa frontotemporal demans mı yoksa başka demanslar da var. Acaba hangisi? Yani bunu şu, şu şekilde tarif ediyorum ben hasta yakınına. Hasta yakını gelip benim hastama demans dendiğinde demdi, doktora gidiyorsunuz ve doktora diyorsunuz ki baş ağrım var değil mi? Baş ağrınız için gidiyorsunuz. Nedir benim tanım diyorsunuz? Doktor diyor ki size buldum sizin tanınızı. Sizin tanınız baş ağrısı. Hangi baş ağrısı? Migren mi? Beyin tümörü mü? Gerilim tümü baş ağrısı mı? Yoksa başka türlü bir baş ağrısı mı, küme baş ağrısı mı? Demans demek, aynı sizin baş ağrısı için gittiğiniz doktorun size baş ağrısınız var demesi gibi bir şey. Yani spesifik bir şey değil. O yüzden sizin hastanıza demans dendiğinde lütfen demansın türünü sorun. Hekiminiz şunu söyleyebilir, bazen öyle karışık oluyor ki hastayı ayrıca tanıyız için bir sürü test yapıyoruz vesaire. Çok nadiren bazı hastalarda ben şunu söylerim. Şu şu demans türlerine benziyor ama biraz e, farklı seyrediyor hastanız. Onun için hangi türü olduğunu şu aşamada ayırt edemiyorum. Kontrollerde ve daha sonrasında yavaş yavaş hastanın bulguları oturdukça demansın türü ortaya çıkabilir. Çok nadirdir bunu yaptığım hasta sayısı ama eğer ki böyle bir durum varsa ki tecrübeli bir doktor değilse koyamayabilir tanısını. Şunu diyebilir size. Demansın bir türü ama ben şu anlayıcı tanısını koyamıyorum. Hekiminizin bunu söylemesi hekiminizin eksik olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü demanslar çok karmaşıktır. Alt tanıyı koyamayabilir. Çok merak ediyorsanız demansla ilgilenen bir merkeze, demans polikliniği olan bir merkeze götürürsünüz hastanızı. Bilmek neden önemlidir? Hastanın türünü, demansın türünü. Çünkü farklı seyrederler. Hepsi farklı seyreder. Ee, en sonunda, şimdi beyin hücre ölümüyle gider diyoruz ya, her demans türünde belli bir yerden başlar diyoruz ya, belli bir yerden başlıyor ama ilerliyor. İlerledikçe ne oluyor? Beyin hücre ölümü ilerliyor, ilerliyor. Bütün hücrelere yayıldığı zaman sonuçta tek bir potada birleşiyorlar. Yani ileri evrede hastalar birbirlerine çok benziyorlar. O yüzden hastalığın ayırıcı tanısında ilk bulgular çok önemlidir. Bulguların sıralaması çok önemlidir buna göre hastanızın hangi bulguları çıkarmaya eğilimli olduğunu hastanın demansın türüne göre daha net belirleyebilirsiniz. Buna göre stratejilerinizi belirleyebilirsiniz. Daha önemli bir şey var arkadaşlar. Hekim için daha önemli bir şey var. Bu alan hekimleri bunu daha iyi bilirler. Bazı tür demanslar, bazı ilaçlara karşı yüksek duyarlılık gösterirler. Ve hastada yan etki çıkarma potansiyeli çok yüksektir.